Refik Halit Karay, bugünün saraylısı. Ata Efendi, İstanbul'da karısı Üftade Hanım, kızı Feride ve damadı Atıf'la birlikte yaşamaktadır. Maddi durumları iyi değildir. Zor geçinmektedirler. Bir gün Ata Efendi'nin akrabalarından Yaşar'dan mektup gelir. Yaşar, mektubunda bazı işlerinden dolayı kızı Ayşen'i onların yanına göndermek istediğini yazar. Ayrıca Ayşen ile birlikte 300 lira da göndereceğini bildirir. Ata Efendi, önce evde problem oluşacağı endişesiyle pek sıcak bakmasa da gönderilecek para da cazip gelmektedir. Tahmin edilenden daha güzel olan Ayşen, geldiğinde kısa sürede evdekilerin beğenisini kazanır. Eve yeni bir gelir kapısı gelmiştir. Yaşar'ın İstanbul'daki iş ortaklarından alımsız oğulları da Ayşen'e geçinmesi için para vermektedir. Ata Efendi de bir süre sonra Ayşen'e ilgi duymaya başlar. Ata Efendi iş yerinde güvenilir birisidir. Bir gün patronunun oğlu Rüştü Ayşen ile tanışır. Rüştü Ayşen'e aşık olur. Bir süre sonra da ona talip olur. Bu arada Ata Efendi, patronu ve patronun oğlu Rüştü arasındaki samimiyet artmaktadır. Ata Efendi'ye patronu ve oğlu adeta hiç para harcatmaz. Bu durumdan nasiplenen Ata Efendi bir zengin gibi yaşamaya başlamıştır. Bu arada Ayşen'in hayranları da artmaktadır. Rüştü'den sonra elçilikte görev yapan Mr. Thomas da Ayşe'nin talipleri arasındadır. Bu durum Ata Efendi'ye yaramaktadır. Talipliler aynı zamanda Ata Efendi'ye de yaklaşmaktadırlar. Rüştü boş durmaz. Ata Efendi ile ilişkilerini daha da sıkılaştırır. Bütün bunlar Ayşen sayesindedir. Bir süre sonra elçi Sait Reşit ile ilişkisi olan Ayşen, hiç beklenmedik bir şekilde elçi ile evlenerek yurt dışına gider. Herkes hayal kırıklığına uğramıştır. Evdekiler Ayşen'in gidişiyle tekrar parasız, yoksul hayata dönmüşlerdir. Ayşen de bu ilişkiden mutlu olamaz. Rüştü ile Ata Efendi, Ayşen'i döndürmek için uğraşırlar. Uğraşlar sonucunda Ayşen geri döner ve Rüştü ile evlenir. Böylece herkesin isteği gerçekleşmiş olur.